Allahummsallii ve sellim ve barik ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ealihi adede ina ve iftali. Eluzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine'nin 1. cildinin 12. cüzüne geldik. Cenab-ı Hak Haşr suresinin 12. ayet gelmesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Maqata'tun min linetin أو تركتموها قائمة bi أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz, Yahudilerle vereceği mücadele öncesinde onlara ait olan hurma ağaçlarının kesilmesini söylemişti. Bu durumda sahabe ikram sürekli ağaçların ekilmesine dair gelen o teşvikin ardından böyle bir şey yapılmasının hikmetini ise anlaması biraz vakit alacaktı ki Allahu Zülcelal bu ayeti kerimeyi vahyetti Cebrail Aleyhisselam'ın eliyle. Hakikat o ki bizler yeryüzünde imar ile memur arasındayız. Hayatın bir başka penceresinden bakınca. Bu ayeti kerimede de yeryüzünü imar eden, imaratına emreden Hazreti Allah'ın yeryüzünde memur olarak tayin ettiği insanoğlunun yaşadığı hikmetli bir olay karşılığında imarla memur arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Önce imarın ne olduğunu bir bakalım. İmar bir şeyi olması gerektiği halde yaptırmaya mecbur olanın emridir. Yani herhangi bir bina, herhangi bir yol yapılacaksa eğer bu önce mimarın karşısında, içinde, aklında, zihnindeki bir hayalle başlar, bir düşünceyle başlar. Ardından bunu kağıda aktarır ve bir emir olarak memurlara sunar. Yapacak mühendislere, yolda çalışacak teknikerlere, amelesine kadar herkesin vazifesi bellidir. Memurun imarın emrettiğinin dışında bir şey yapmaması esastır. Bu durumda imarın vermiş olduğu emirlerin de yeryüzünde birer karşılığı var. Çünkü bizlere bir emir soranların kimi zaman bunu dünyevi meselelerde de sunduğu mümkündür. Yani her şeyin Cenab-ı Hakk'ın imar emriyle gerçekleşmediği de bir gerçek. Ama yeryüzündeki bütün imaratın da onun takdirinin dışında olamayacağı da bir gerçek. Yani bizler bir şey imar ederken fizik, kimya gibi kurallara uymak zorundayız. Geometriden yararlanmak zorundayız ve bunların her birisinin bir sınırı var. Bu sınırlılığı çizmiş olan Rabbül Alemin'in bu sınırlar içinde akla hayali gelmedik bir takım emirler veriyor olmasını anlamaksa zaman alabilir. İşte bu zaman alma meselesi imarla memur arasındaki ilişkiyi belirler. Dolayısıyla bizler bu emirleri önce üç kısımda anlamamız lazım. Yani imar edenin, mimarın tabiri caizse verdiği emirler üç kısımdır. Bunlardan birisi emri ilahi, bir diğeri emri insani, diğeri ise emri maddidir. Emri ilahi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyeden Kur'an-ı Azimüşşan ve Cenab-ı Hakk'ın onunla arasındaki ilişkiden doğan hadisler bütünü olarak ele alınabilir. Sonrasında gelen ulemanın da bunu tekrar ederek, ''Evladım suyunuzu sağ elle içiniz, lavaboya tuvalete giderken ellerinizi yıkayınız, giriş çıkışlarınızda dikkat etmeniz gereken hususlar bunlardır.'' demesi, imar edilmiş olan insan bedeninin bir memur olarak nasıl kullanılacağını emretmiş olan Hz. Allah ve Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayat biçiminin tekrar olduğu için emre ilahi sınıfındadır. Emre insani ise bizlerin günlük hayatımızın içinde Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu hudutlar dairesinde çevremizdeki dostlarımızdan, ailemizden, eşimizden istediklerimizdir. Yahut onların bizden istedikleridir. İstekler aslında emrin biraz daha nazikçe beyanatıdır. Üçüncüsü ise emri maddidir. Yani yeryüzünde var olan maddenin kendisine ait emir koşulları var. Örneğin şu anda bu konuşmayı yapma vesile olan bu masa. Bu masanın sertliği, genişliği artık bitmiştir. Emri ortadadır. Bundan hariç bir şekilde kullanmaya gayret etmek ancak kendimizi zorlayacaktır. Peki bütün bunları yapacak olan, bu üç çeşit emri yapacak olan kimdir? Elbette ki emri yerine getiren, yani memurdur. Memurlar da üç kısma ayrılır. Çünkü herhangi bir şeyin başlangıcı üçe ayrılırsa, bunu ifa edecek olanların da en az üçe ayrılması gerekir. Bunlar zaman zaman farklılık gösterebiliyor ama bir şeyin imaratı maddi hakikat ve teyakkuzla iltica edildiğinden bu ilişki 3'e 3 üç gerçekleşiyor. Memurların da üç çeşidi var. Basitçe ifade etmek gerekirse bir, emir geldi, istek geldiği anda hemen yapanlar. İkincisi ise yapmaya çalışanlar. Bu sadece bir direniş göstergesi değil. Aynı zamanda insan kapasitesi, iman kuvveti vücudunun komplike biçimiyle de alakalı. Hayatıyla da ilişkili. Yani bir kişi hayatı boyunca sol elle su içmeye alışmışsa ona emri ilahiden beyan ettiğiniz suyunu sağ elle ifadesi onun için yapmaya çalışma sürecini içerebilir. Ve doğal olarak üçüncü bir şeyimiz daha var. Yapmayanlar, reddedenler, kendisine gelmiş olan emri ben böyle uygulamak istemiyorum diyenler. Namaz kılmayacağım, oruç tutmayacağım diyenler. Anlıyoruz ki imarla memur arasında bir denge var. Bu denge yaratılışa dahildir. Dolayısıyla yaratılışımızın içerisinde her birisi arasında oluşması gereken dengeler ve dengesizlikler var. Tek tek bunlara baktığımızda imarla memur arasındaki bu ilişkiden aslında yaşadığımız hayatın sosyal çevresini de anlayabiliriz birinci imarat emrinin emre ilahi olmuş olduğunu söylemiştik. Emre ilahiye hemen yerine getirenler ehli imandır. Yapmaya çalışanlar, eksik yapanlar, yapmaya gayret gösterenler ehli imanın daha yüksek derecesine ulaşmaya gayret edenlerdir. Bir de yapmayanlar var. Yani itiraz edenler. Bunlar da elbette ki küf vardır. Yani imaratta emri ilahinin karşılığında yapanlar, yapmaya çalışanlar ve yapmayanlar imanın derecelerini belirler. Dolayısıyla birinci ilişki iman ilişkisidir. Yeryüzünde yaşarken imanla memur arasındaki ilişkinin birinci katmanı iman hakikatini oluşturuyor. İkinci konu ise emri insani dedik ya bunlar da insani değerlerimizdir. Yani bir insan olarak evladınızdan şunu bunu getirmesini istediğinizde hemen yapanlar var. Yapmaya çalışanlar var. Yok ben yapmayacağım. Kalk kendin al. Kalk kendin yap diyenler var. Bu da evladınızla ya da sosyal hayatınızın içinde insanlarla olan ilişkinizi belirliyor. Üçüncü kısımsa emri maddi. Maddi olan şeyi sadece masa tahta gibi ele almayın. Zihnimiz de buna dahil, vücudumuzun da bir madde boyutu var. Bu maddenin, bu vücut maddesinde kullanım beyannamesi var. Bu beyannameye göre günde yemeniz gereken miktarın haddini çokça aşarak kendi emri maddenizi aşarsanız yani yapmayanlardan olursanız ciddi anlamda rahatsızlıklar geçirebilirsiniz. Hemen yapanlar daha rahat bir hayat süreceklerdir. Yapmaya çalışanlar daha rahata doğru gideceklerdir. Yapmayanlarsa bahsettiğim üzere büyük bir zorluk olacaktır ki işte bu da dağılım sürecini oluşturuyor. Yani insanoğlunun hayatın içindeki bütün cisimlerle hayvanatla olan ilişkisi. Dikkat ederseniz ehli küffar da bu noktada ne yazık ki bu parçalanmanın bir parçası olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla yeryüzünde insanın yaşayabileceği alanı da üç şey kapsıyor. Bunlardan bir tanesi iman, bir diğeri insan, bir diğeri ise yaşadığımız maddi dünyanın bütün gereksinimleri. Bunların arasında gerçekleşecek olan bütün ilişkide sürekli yapanlardan olmak tabii ki doğrular kapsamında. Bu durumda insan olduğu için hayır ve güzellik ve geniş bir toplum tabakası oluşur ki toplumu ayakta tutan da budur. Toplumun her bir bireyinin emri ilahi yapanlardan oluşması da gerekmez. Ama toplumun içinde en az bir tane emri ilahi yapanlar, emri insani yapanlar ve emri maddiyi de elinden geldiğince yapanlar oldukça diğerleri de bu saçılım sürecinde olacağından hepsini ayakta tutmaktadır. Öyleyse anlıyoruz ki yeryüzünde var olan esveli safilin sürecine gitmiş olan ehli küffarın ve dahi Müslüman olup mümin olup günahlar içinde dolaşan fasıkların ayakta durabilmesi, yaşam sürebilmesi iman ehlinin varlığı ile ilişkili. Bunun da adetli bir ilişkisi yok. Zira adetler bu mananın sadece bir rakamsal karşılığı. Buna sadece var demek yeterli oluyor ve dünya tarihi içerisinde sadece bu üçe üç ilişkilerin herhangi bir tanesi olmasa ya orada doğanın dengesi bozuluyor. Örneğin emri maddiyi artık yapanlar kalmamış. Mesela ağaçlar yanmış ama yeni ağaç diken kimse kalmamış. O yerin selahiyetle yaşayabilmesi için ağaca ihtiyacı var. Kimse ilgilenmemiş. Doğanın dengesi bozulur. İnsani olan ilişkileri yapanlar kalmazsa İnsanlar arasındaki iletişim bozulur, çatışma başlar. Emri ilahi yapanlar da kalmayınca hakikat o topluluğun üzerine artık bir belanın gelmesinden başka bir çıkar yolda kalmayı verir. Yeryüzünü imarat ile memur edilmiş olan insanoğlunun kendisine verilmiş olan kıstaslarda bu ilişkiler dairesinde yoğun ve düzenli bir disiplinli çalışmayla varlığı imar ile memur arasında dengenin bir parçası olmasını gösterir. O halde ehli imanın en büyük vazifesi hem emri ilahiyi, hem emri insaniyi, hem emri maddiyi yapanlardan olmaktır. Yapmaya çalışanların da bir üstüne çıkmaktır. Hem kendi iman derecelerinin genişleyerek Rabbül Alemin'in tanıyabilme imkanı doğduğu gibi, hem de yeryüzünde Örnek olan Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip ettiği gibi yaşadığı çağın aydınlık bir yıldızı verir Haftaya bir daha görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. <laughs>